günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun adı şaka değil hadsizlik dedi. Meral Akşener'e Denizli mitingindeki sözlerinin bedelini ödeyeceksin uyarısı yaptı. Önce Elazığ sonra Diyarbakır'da seçmenle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Akşener'den yanıt sosyal medya üzerinden geldi. Bunun adı şaka değil, komiklik değil, olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir. İyi Parti liderini hedef aldı, Denizli ve Aydın mitingindeki sözleri nedeniyle tepkisini sürdürdü. İnşallah sizleri teröristler diye selamlamazlar. Kandilin mızıkacıları şakalaşacak, komiklik yapacak, gülecek, eğlenecek diye terörist yaftasına benim gakkoşlarım tahammül etmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez gakkoşların memleketi Elazığ'dan verdi mesajlarını. Üzüm üzüme baka baka kararır dedi, Millet İttifakı'na yüklendi. Bay Kemal'in yalan furyasına son günlerde ittifak ortakları da katıldı. Hanımefendi de katıldı. Sürekli iftira. Dağdan aracılarla emir geliyor. Hemen ertesi gün Kandil'in mızıkacıları bize saldırıyor. Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlattı. Bedel ödeyeceksin dedi. Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Sen Erdoğan'ın ağzından kalkıp da halkına terörist ifadesini kullandığını asla ispat edemezsin. Edemeyeceğin için de bunun bedelini ödeyeceksin. Ödeyeceksin. Senin ortağın, o da ödüyor işte. Sen de ödeyeceksin. HDP'lilerin terörü öven konuşmalarını izletti yine miting meydanında. Akşener'e işbirliği iddiası üzerinden de yüklendi. Hanımefendi, nasıl, beğendin mi? Bak, Kürdistan diyor. Şu anda birileri cezaevinde süre dolduruyor. FETÖ'cüler dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin. Niye? Çünkü bu ülkenin cumhurbaşkanına iftira atamazsın. Akşener o sözlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır dedi. Ben 28 Şubat'ın tanklı tüfekli paşalarından korkmamışım. Şimdi niye korkayım? Hodri meydan diye ekledi. Bir sonraki durağı Diyarbakır'daysa terör üzerinden verdi Cumhurbaşkanı mesajlarını. Tarih boyunca Kürtlere en çok zulmeden örgüt PKK olmuştur. Şimdi de Kürt kardeşlerimizin iradesini CHP'nin başı çektiği Zillet ittifakına teslim ederek bir kez daha aynı oyunu oynamaktadır.